Şunu anlamadım size derken. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Kaleci Cenk'i taraftar ıslıkladı değil mi sonlarda? Seks, sonlara doğru. Evet son 10 her dakika ıslıkladılar Cenk'i. Doğru. Niye Cenk'i ıslıkladılar? Ne oldu yani? Cenk'in Cenk ıslıklanacağı ne vardı? İlk golde çok kadar? sıkıntılı görüyorlar. Ben <laughs> forumları takip ediyorum. İlk golde? Twitter. Evet özellikle ilk golde. Sonra ikinci golde de bacak arası. Bir pozisyonda gol yedi. Ha, yapma Bülent. Karşı karşıya adam altı pasın içinden vuruyor ya. O topu kurtaracak kaç tane kaleci var? Kolay mı o kurtarmak yani? Yani eleştiriler bu yönde. Ama otobü kurtarmak kolay mı? İkinci golde adam altı basının içinden ee, topukla vuruyor? Yani orada yapacak bir şey yok ki. Kaleci orada tesadüf. Bir tarafına çarparsa çarpacak yani. Bir sembol isim bulamadı galiba Beşiktaş taraftarı camiası kaleci konusu. Yani McGregor sen de hep söylüyorsun. 100. yılda alınacak isim miydi diyorsun. Cenk diyorsun. E, tam bir güven veriyor mu vermiyor mu? Yani mesela sizin 100. yılı hatırlıyorum. Bir, bir isim. Hani hep sayarsın kadroyu. 3-4 isim ana isim. Bir tanesi evet. Karacı'dır. Bellidir. Beşiktaş o kaleciyi daha bulamadı galiba. Bilmiyorum, sizin yani, dönemden sonra. Oynamıyor Üstelik dün Onur'u seyrettim ben Trabzon'da. İki tane gol yedi. Onur'un yedi üçüncü gol neydi? Evet o da yenmez yani. Onur'un yedi üçüncü golü, golü gördün mü sen? Yani, yani iğne deliğinden gol yedi. Yani ligin, gol, öyle gol, ligin en iyi kalecisi deniyor. O da o golleri Kaleci yer abi golünü. Hocam. Abi yani? kalecinin bir özelliği vardır şudur. Kaleci gol yer. Kaleci gol yer. Rüştü yıllarca Türk milli takımının Türkiye'nin en iyi kalecisiydi. Hep basit goller yedi. Ne toplar kurtardı ne kurtarışlar yaptı Rüştü. Ama basit topları kurtaramadı yani. basit golleri de hep yedi yani çok hatalı goller yedi mesela. Kaleci özelliği budur yani kaleci goller ama yani Cenk'e bu kadar tepki gösterilmesini çok doğru bulmuyorum ben. Beş yaş taraftarı yapmamalı kaça, zaten çocuk kaç, bir senedir oynamıyor neredeyse. Çok genç bir kaleci yani McGregor'u almasaydın da o zaman Cenk'le oynasaydın bütün sezon. <laughs> Öyle değil mi? Sanki McGregor ne yaptı? Dünyaları mı kurtardı Cenk işi de hatalı goller yedi? Ya yani ben Cenk'in gollerde 3. golde yapacak bir şey yok. O çocuk mükemmel vurdu. İkinci gol zaten altı pasın içinden vuruyor adam. İlk golde de çok enteresan bir pozisyon hatası oldu orada. Yani hadi yüzde otuz, yüzde kırk Cenk'in hatası var diyelim ilk golde. Onlar önce Cenk'in hatası yok gidiyor gollerde. Ben şunu söylemek istiyorum. Önce bir kendi kadrona bakacaksın, kendi oynadığın oyuna bakacaksın. Ondan sonra kaleciyi suçlayacaksın abi. Olmaz yani. Ve şöyle bir bilgi iletmiş Murat Bereket'e. Maçtan sonra 38. dakikada oyundan çıkan Emre Özkan. iki haftadır aynı dakikalarda <laughs> Samet Hoca çıkartıyor. Yanına gitmiş Emre Özkan'ın. Moralim çok bozuk abi. Konuşacak bir şey yok demiş. Çok üzgünüm şu an demiş. Ya morali İki bozuk... hafta üst üste çıkınca. Sana şunu anlatacağım. Zaman... Morali bozuk olmaz mı? Tabii ki morali bozuk olur. İki haftadır 35. dakikada genç oyuncu oyundan çıkartılır mı? He. Geçen maç çıkarttın. Tamam kötü oynuyordu. E bu maç oynatma o zaman. Ersan'la başla. Değil mi? Hoş Ersan da orada ne kadar oynayacak onu da bilmiyorum. Hiç orada oynayacak bir oyuncu e, tipi hiç değil zaten. Çıkartınca oynattı. Hayır Ersan da orada oynayacak bir oyuncu değil. Bak ben sana onu söyleyeyim bir defa. Necip'i alınca onun yerine Ersan'ı getirdi. Oraya toramanı çekti. Garip Allah, garip bak, durumlar oldu orada tabii. Şimdi ben sana işin özünü anlatayım. Feda senesi falan Beşiktaş başarılı. Neden? Çünkü kimse bu mücadeleyi beklemiyordu. Takım gerçekten özverili oynuyor. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Orada benim fikrim, bir sorun yok. Bir şeyler yani bu zaten Beşiktaş'ın başarılı dediğimiz yönü burası. Şu ligde yoksa başarılı falan değil yani. Şu ligde hiç kimse başarılı değil bana sorarsan. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hiçbiri başarılı değil bence. Bu lig çok kötü bir lig. Neden kötü bir lig? Çünkü bu kadar kötü bir puan tablosunun içerisinde herkes her yerde kaybediyor. Kimse kazanamıyor. Bu ligin zaten kalitesi problemli. Bu ligin çok üst düzey olma ihtimali yok. 8 hafta büyük... kaldı 50 puan yok da. Yani büyük takımların başarılı olma ihtimali yok zaten. Hiçbirisi başarılı değil bana sorarsan. Beşiktaş feda senesi olduğu için başarılı görünüyor şu an. Onun haricinde çok fazla bir başarı yok. Ama ben şunu söylüyorum. Bu sene feda senesi. Bu kadro sıkıntılı bir kadro. Samet abi teknik direktör oldu. Yani Samet abiyle falan bu işler zor gider birazcık. Önümüzdeki sene böyle olmaz yalnız bu işler. Önümüzdeki sene de feda meda yürümez yani öyle gitmez. Hani bu sene kurtardı. Fikret Orman falan feda meda tamam feda güzel. Seneye? Seneye neyi feda edecekler? Onu merak ediyorum ben. Seneye ne feda olacak? O yüzden büyük sıkıntı var. Takımda çok ciddi sıkıntı var oyuncu kadrosu olarak. Devre arası söylediğimiz bir tek konu vardı konuştuğumuz. Transferde Beşiktaş kimi almalı? Beşiktaş'a ne lazım? Beşiktaş'a ne lazım dedik stoper lazım Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın çok ciddi stoper sorunu var. Beşiktaş bütün golleri, bütün pozisyonları o bölgeden veriyor. Bütün hatalar oradan geliyor. Çünkü Beşiktaş'ın önlü liberoları var. Kenar oyuncuları var idare edebilecek. Almeyda'sı var. Mustafa Pektemeyi var. O'su var. Bu'su var. Ama bugün, bugün e, maç seyrederken şu da var. Spiker dedi ki Oğuz, Oğuzhan hasta hasta oynuyor falan diye bir yorum yaptı Spiker. Bilmiyorum ne kadar doğru. Doğru mu? Hasta hasta oynuyor gibi bir yorum yaptı maçın Spiker'i. Ya ben de duydum onu ama zaten hasta olsa oynamazdı herhalde. Hayır. Hasta hasta Oğuzhan Hasta hasta oynayacak bu kadar vazgeçilmez bir oyuncu değil şu anda Beşiktaş'ta. O çok kafama takıldı mesela o mesele İşte Oğuzhan hasta hasta oynuyor. Sanki yani çok... Deli var. Hani çok büyük bir oyuncu. Çok Yedeklerde veli var yani. Vazgeçilmez bir oyuncu. Sakat sakat hasta hasta sahaya sürmüşler gibi geldi bana. Yani Oğuzhan hastaysa oynamayacak. Necip'le başlayacaksın veya Veli'le başlayacaksın. Çok zor bir şey değil Hı. bu yani. Bu takımın formatı anda... kim Sergen? Yani sen Almeyda diyeceksin de yani mesela Niyank ve şimdi Mustafa da iyileşti. Niyank olmadığı kesin. Niyank olmadığı kesin. Onu bir Kim defa hasta hasta oynayayım. oynamış? Olosko da hasta hasta oynamış. Oynamasın abi Holosko'da. Oynamasınlar oynamasın. o zaman hakikaten yani. Oynamasın yani hasta hasta. Nedir bu hastalık grip falan iğneyle mi oynuyorlar? Holosko oynadı mı bu akşam? Olosko ben var. hiç görmedim. Holosko ilk yarı çıktı Almeida'ya bıraktı yani. <laughs> ben hiç görmedim zaten. <laughs> Arkanda resmi var. şu. Yani hastaymış, bak. gerçekten hastaymış demek ki. Yani şimdi bak Holosko, Oğuzhan ben bunları hasta hasta oynatmam. Neden oynatmam? Çünkü bunlar vazgeçilmez oyuncu değil ki Beşiktaş'ta. Niye oynatayım bunları hasta hasta? Yani Holosko zaten, Holosko Holosco zaten da. yani istatistik olarak iyi bir oyuncu. Holosko süper bir oyuncu değil. Aynı tempoda oynayabilen, iyi olduğu zaman da iş yapabilen bir oyuncu. Yani normalde zaten çok fazla icraat olmayan bir oyuncuyu hasta hasta oynatmanın mantığını çözemedim ben. Dönüyorum Oğuzhan'a. Ligin başında 3-5 maç. Herkes Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Nerede Oğuzhan? 3,5 aydır yok. 4 aydır, 5 aydır Oğuzhan ortada yok. Ne o? Büyük futbolcu. Böyle büyük futbolcu olmaz. Ya biz kendimiz kendi içimizde zaten sorun yaşıyoruz biz ülke olarak. Çünkü biz iki tane maç oynayan oyuncuyu hop büyük futbolcu diye hemen çıkartıyoruz piyasaya. Bu çocuk büyük oyuncu. Ya arkadaş bir dur da bir oynasın bakalım bir görelim. Bir sezonu bitirsin. Bir görelim. Şimdi yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu nedir abicim? Fernandez. Bir maç oynuyor üç maç yok. Bir maç oynuyor iki maç yok. Bir maç oynuyor yine iki maç yok. Nasıl yıldız oyuncu? Böyle yıldız oyuncu olur mu hiç? Ya yıldız oyuncu böyle mi oynar maçlarda? Biz 50 tane yıldız oyuncu seyrettik yani hiç böylesini görmedim ben. Bir maç oynayıp 5 maç ortada olmayan yıldız oyuncu ben hiç görmedim bilmiyorum. İyi bir oyuncu. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncusu ama öyle yıldız oyuncu falan değil. Yani ben de Fernandez'ler. Ben takımı kurdum. Şampiyon olurum. Olamazsın. Olamazsın. Ben sana söylüyorum. Göbek'te Fernandez bugün bir icraatı yok. Önde zaten Niyanka'nın ben Hı. niye alındığının hala anlamış değilim. Yani farkında değilim. Futbol hayatı bence bitmiş. Futbolu bırakmış bir oyuncu. Devre arasında futbolu futbolcuyu tekrar futbola döndürmeye çalışan bir Beşiktaş camiası. Bana gelselerdi ben başlardım futbola. Ben başlardım bana gelselerdi yani Niyanka gideceklerine bana gelselerdi mesela. Fark etmez veya veya başka bir bırakana gitselerdi. Fenerbahçe maçını aldı bak. Hayır yani Niyanka'la bizim başkasının veya yeni bırakanların arasında bir fark yok. E Federbaşı... Niyanka kadar oynar yani herkes. Fenerbahçe Özellikle Fikret Orman'ın işi seneye çok zor. Ya Benim gördüğüm kadarıyla beceremiyorlar. Şöyle evet. beceremiyorlar. Holmen'in bu servisini almaya çalışıyor bir işte abi. Sen bunu yapıyorsan bana büyük, büyük takım hocası, teknik direktörü yani başkanı, menajeri falan hemen kenara koyarım ben abi hiç bakmam ya. bile yani. Sen Holmen'in bonservisini bir yerden almaya çalışıyorsan, yani bu takımı Holmen'le takviye etmeye çalışıyorsan kusura bakma yani ben seninle futbol konuşmam. Ben mi anons edeyim reklamları? Hadi sen yap bu sefer, sen git. Reklamlardan sonra Schalke maçıyla beraberiz. Galatasaray Schalke maçıyla <laughs>